Türk taraftar EU'dan arayacaklar ve hediyelerinizi adresinize gönderecekler. Evet efendim, Ankara'da Sayın Hasan Karahalloğlu var ve Sayın Hasan Karahalloğlu SSK Bağkur ve emekli sandığı çerçevesindeki son gelişmeleri özet olarak aktardı ve sorularınızı da yanıtlamaya devam ediyor. Bu arada ama ben Sayın Karahalloğlu'na kısa bir soru yöneltmek istiyordum derken Durmuş Öztural hatta, önce izleyicimizin sorunu alalım. Buyurun Durmuş Bey. Uçak mı zorunlu? Buyurun, duyamıyorum. Alo. Buyurun, Adana'dan arıyorsunuz herhalde. Evet, hemen sorunuzu alalım. İyi günler efendim. İyi günler. Hemen sorunuzu alalım benim, Durmuş Bey. Benim sorum şu. 1962 doğumluyum. 1962 doğumluyum. Evet. Askeri boşlamımı yaparsam 85 girişim. 85'te mi sigortalı oldunuz? Evet, 85'te sigortalı oldum. Evet. Fakat askeri boşlanmayı yaparsam 18 ay erken emekli olabilirim. Peki askerliğinizi ne zaman yapmıştınız? 82'de. 82'de yapmıştınız. Hemen evet. Sözü Hasan Karahalloğlu'na bırakıyoruz. Teşekkür ediyoruz sorunuz için. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. 85 yılında işe başlamış. Şayet 1985'i esas almış olsak 25 yıl sigortalılık, yaş 48 ve 5225 gün olması lazım. Halbuki askerliği borçlanmış olsa, sizin de güzel bir sorunuz oldu. Askerlik sigortalılıktan önce olmuş. 85'ten 2 yıl geriye gidiyoruz. Yani 1983 yılında sanki çalışmaya başlamış gibi oluyor. Bu durumda 25 yıl sigortalılık yerinde duruyor. Yaş bu sefer 47'ye iniyor. Ödeyeceği süre, yani sigortalılık süresi 5150 oluyor. Daha erken, daha az sigortalılık süresiyle Durmuş Bey'in borçlanma hakkı var. Bir an önce Sosyal Güvenlik Adana İl Müdürlüğü'ne müracaat etmesini tavsiye ederiz. Tabii ki müracaat ederken de orada hazır bir matbu form var. Bu formu askerlik şubesine onaylattırmak suretiyle ve ücretini de 6 ay içerisinde ödemesi koşuluyla askerliğini borçlanmış olabilir. Merak edebilirler şu anda askerlik borçlanmanın toplam miktarı ne diye. Şu anda süreye göre değişiyor ama 1952 eski adıyla 1 milyar 952 milyon YTL civarında, TL civarında. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bu yanıtı aldık. Gerçekten bu askerlik meselesiyle ilgili yaptığınız açıklamalar çok önemli. Çünkü insanların farkında olmadığı haklar aslında onlara şimdi yeni haklarmış gibi geliyor ve birer de sürpriz olmuş oluyor. İkinci telefonu alacağım ama bu arada ben bir anons vermek istiyorum. Efendim aylar önce biliyorsunuz bir ithal gelin haberimiz vardı. Çok yankı yaptı. Hatta iki haftada bu konuyla ilgili yayınlar devam etti. Şimdi o olayda suçlanan bir aile vardı. Aycan ailesi ve ailenin anası da Fatma Aycan. Fatma Aycan Avrupa'da 7 günle ilişkiye geçti ve dedi ki biz bu konuyla ilgili, yani oğlu hakkındaki suçlamalarla ilgili bütün davaları kazandık dedi. Ve Avrupa'da 7 gün ekibi gitti. Avusturya Genel Temsilcimiz Ali Tarakçı gitti. Aycan ailesiyle görüştü ve ailenin görüşlerini aldı. Avrupa'da 7 gün her zaman tarafsız haberciliğiyle bilinir ve hiçbir zamanda yanlı yayın yapmamıştır. Bu nedenle Aycan ailesiyle yapılan bu röportajı da biz onların kazandığı davalarla ilgili verdikleri bilgileri de sizlere aktararak bu tarafsız yayıncılığımıza da bir adım daha atmış olacağız. Ama önümüzdeki hafta. Şimdi tekrar dönüyoruz SSK sorularına. Nedim Aydın İzmir'den arıyor. Merhaba Nedim Bey. Merhaba efendim. Ben Hasan Bey'e şöyle bir sorum olmalı. Buyurun. Olacak. Ben annem babam adına soru sormak istiyorum. Şöyle ki annem ve babam yeni Türk vatandaşı oldular.
bunlar yurt dışında çalışmış olduğu sürelerini borçlanabilirler mi? Veya şu andaki yeni yasa buna müsaade edecek mi? Bir saniye, nasıl yeni Türk vatandaşı oldular? Daha önce yani, vatandaşlığı bırakmışlar. Öyle mi? 1989'dan sonra Türk vatandaşı oldular ve bundan önceki Bulgaristan'da çalışmış olduğu günlerini borçlanaraktan emekli olabilme şansı var. Ha, çok güzel. Bulgaristan'da arıyorsunuz ki Hasan Bey yayın öncesinde söylemişti Bulgaristan'la ilgili önemli açıklamalarımız olacak diye. Evet. Buyurun Hasan Bey, soru gelmiş oldu. Açıklamanızı bekliyoruz. Gayet yerinde bir soru oldu. Yeni reform tasarısında 1989 sonrası göç yoluyla Türkiye'ye gelenlere borçlanma hakkı getiriliyor. Bunun içerisinde tabii ki Bulgaristan'dan gelenler ağırlıklı. Bulgaristan'dan 1989 sonrası 326 bin kişi geldi. Hem bunlara hem Afganistan'dan gelen veya başka bölgelerden gelen göç yoluyla, göç anlaşmasıyla gelenlere bir hak veriliyor. Yasa meclisten geçtiği takdirde özellikle bu izleyicimiz için söylüyoruz ve diğerler için Bulgaristan'dan gelenler prim esas alt ve üst kazançtan istedikleri bir rakamı seçmek suretiyle Bulgaristan'da geçen sürelerini belgelemeleri koşuluyla, çalıştıklarına dair belgelemeleri koşuluyla, ev kadını ise orada o bölgede oturduğuna dair belgeyi getirmek suretiyle yasa yürürlüğe girdikten sonra borçlanabilecekler. Sayın Karahilloğlu, çok teşekkür ederim. Bu arada ben izleyicilerimize bizim Avrupa'da 7 günün internet adresini vereceğim. Bu arada Hasan Bey'in de tabii adresini vereceğiz ama şunu söylemek istiyorum. Sayın Karahilloğlu'nun SSK ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kapsayan açıklamaları Avrupa'da 7 gün sitesinde yer alıyor. Ayrıca soru sormak isterseniz de yine info@avrupada7gun.com arkadaşlarımız şimdi tekrar ekrana verecekler. Bu adrese sorularınızı gönderebilirsiniz. Bu arada www.avrupada7gun.com 7'yi rakamla yazıyorsunuz. Sitemizden de Sayın Karahilloğlu'nun SSK ile ilgili tüm açıklamalarını okuyabilirsiniz. Ve yeni gelişmeler konusunda bilgilenebilirsiniz. Pazartesi günü de zaten son gelişmeleri de sitemize aktaracağız. Bu arada sevgili izleyiciler, Elazığlılarla ilgili bir anonsta bulunmuştum. Onların 12 Nisan'daki, Elazığlıların 12 Nisan'daki gecesine katılmak isteyenler de Elazığ Derneği, yani Elazik Derneği birleşik yazılıyor. Arada ortada bir çizgi var. Avrupa.eu. Bu siteye girenler 12 Nisan'daki Avrupa Elazığlılar gecesine katılmak için kime başvuracaklarını görebilirler. Ben bu arada Murat'ı yavaş yavaş sahneye alıyorum ve hemen Hasan Bey'e de dönmek istiyorum. Sayın Karahilloğlu, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bu arada ben yeni reform yasasının yurt dışına yansımaları ile ilgili bilgi vermeye çalıştık. Ama bu arada ikili sözleşmeye göre yurt içindeki tüm değişiklikler yurt dışındaki vatandaşları da etkileyecek. O konulara giremedik. Umarım sizin internet sayfanız aracılığıyla o bilgileri yansıtmış oluruz. Evet, pazartesi akşama doğru sizden gelecek olan tüm bilgileri internet sayfamızda yansıtacağız. Ama yine biz sizden rica edeceğiz ilerleyen haftalarda sizi konuk olarak davet edip yine izleyicilerimizin sorularını yanıtlamak için. Çok teşekkür ediyorum Sayın Karahilloğlu. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir Avrupa'da 7 gün daha burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta önemli sürprizlerimiz var. Şu anda süremiz dolduğu için de ben hemen Murat'a da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Size ve birbirinden yakışıklı kameraman abilerime ve diğer teknik elemanlara buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle de ATV Ankara'daki teknik ekipteki arkadaşlarımıza da teşekkürler. Bu başarılı yayından dolayı İstanbul'daki arkadaşlarımızın yanı sıra. Sevgili izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Ben sizi şimdi Murat Yal'la baş başa bırakıyorum.